Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yapılışı çok pratik ve çok lezzetli bir içli kete tarifini paylaştım. Tarifimi kahvaltılarda çocuklarınızın beslenmesinde veya gelen misafirlerinize günlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İsterseniz bu kete tarifinden fazlaca hazırlayıp dip saklayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim bakalım Sizler de beğenecek misiniz? Önce uygun bir yoğurma kabın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum arkadaşlar. Bu arada, bu arada su bardağım 250 milim arkadaşlar. 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı sıvı yağı. Şöyle 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını ketelerimizin yüzeyi için kullanacağım. Beyazını ise hamuru için kullanıyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı sirke kullandım. Ben üzüm sirkesi kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz gibi elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tepeli olacak şekilde toz şeker kullandım. Ben bu tarifimde bir paket kuru maya kullandım arkadaşlar. Aslında bu tarifin biraz fazla kete yapacağız. Bu tarifin hakkı bir buçuk veya iki paket kuru mayadır. Ama ben ketelerimi çok böyle kabarmasını istemiyorum. Biraz çörek edasında yapacağım. O yüzden bir paket kuru maya kullandım. Daha sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz kullandım. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum arkadaşlar. Her tarifimde mutlaka söylüyorum yumurtanın küçüklüğünden büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben bu tarifimde toplamda yedi buçuk su bardağı un kullandım. Yine 250 milimlik su bardağı ölçümle. İlk önce şöyle elimle güzelce kardıktan sonra yoğurmaya geçeceğim. Ee, içerisinde sıvı yağ olduğu için hamurumuz çok kolay bir şekilde toparlanacak. Böyle pürüzsüz, ele yapışmayan, e, yoğurma kabımıza yapışmayan yumuşacık bir hamurumuzun olması gerekiyor. Ara ara şöyle e, eğer elinize çok fazla yapışıyorsa un ilave ederek yoğurmaya devam edebilirsiniz. Evet, sadece birkaç dakika yoğurduktan sonra. E, kıvamı bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar çok böyle aktif bir şekilde hamurumu yoğurdum e, elime yapışmıyor yoğurma kabıma yapışmıyor kıvamı gerçekten çok güzel oldu evet sevgili arkadaşlarım bakın hamurumun kıvamı bu şekilde gerçekten ne diyorduk fıstık gibi bir hamurumuz oldu sonra hamurumu şöyle e, üzerine kapatacağım hava girmeyecek şekilde bir 10-15 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım bu arada ben e, ketemin iç harcını hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı margarin aşağı yukarı 30 gram diyebilirim arkadaşlar. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı hem çok lezzetli hem de daha faydalıdır. Şöyle tavanın içerisinde margarinimi erittikten sonra üzerine bir su bardağı unumu ilave ettim. Unu şöyle karıştırarak topaklanmayacak bir şekilde. Unun birazcık renginin değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde hem unun kokusu da gitmesi için mutlaka bir 5-6 dakika kadar orta ateşte veya kısık ateşte karıştıralım. Daha sonra yarım çay kaşığı tuz ilave ettim. Ve şöyle 3 yemek kaşığı ceviz içi böyle iri iri çekilmiş ceviz içi kullandım arkadaşlar. Ceviz içi kullanmak zorunda değilsiniz ama evinizde varsa gerçekten iç harcının içerisine güzel bir lezzet katıyor. Yeterince kavurduktan sonra ben iç harcını soğumaya bırakıyorum. Ben iç harcını hazırlarken şöyle bir 10 dakika kadar hamurumu dinlendirdim. Yeteri kadar da mayalandı. Şöyle tezgahımın üzerine topaladıktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alacağım. İlk önce şöyle mayasını alacağım arkadaşlar. Bu aşamaya ben çok özen gösteriyorum. Bu şekilde mayasını alırsak eğer ketenizi veya poğaçanızı yaptıktan sonra içerisinde o gereksiz kabarmalar ve maya kokusu olmaz. Şöyle hem yuvarlıyorum rulo şeklinde hem de bu şekilde elimle yoğurarak toparlayarak mayasını almış oluyorum daha sonra hamurlarımı şöyle gelişi güzel kesiyorum arkadaşlar Ben biraz küçük diyebilirim küçük olacak şekilde bezeler aldım toplamda 24 tane beze yaptım Arkadaşlar biraz sonra şeklinde size göstereceğim Ben biraz büyük kiteler yaptım şöyle fırın tepsimi 6 tane kete yerleştirecek şekilde isterseniz daha küçük küçük keteler de yapabilirsiniz bu tariften ve bu tariften isterseniz farklı şekillerde yapabilirsiniz her şekilde çok güzel olur böyle hızlı bir şekilde hamurlarımı kestikten sonra bezelemeye geçeceğim Evet arkadaşlar bütün hamurlarımı bakın bu büyüklükte aşağı yukarı bir mandalina büyüklüğünde diyebilirim bezeler alıyorum birbirine eşit olmasına dikkat edelim ama sonuçta bir makineyle değil elimizde kestiğimiz için biraz büyüklü küçüklü de olabilir tabii ki. Evet bütün hamurlarımı bezeledikten sonra şöyle bezelerimi bir kenara alacağım üzerini kapatacağım şöyle ilk aldığım bezeden hamurlarımı büyütmeye başlayacağım. Şöyle iki tane beze alıyorum arkadaşlar. Toplamda 24 tane bezi yapmıştım. Ee, i̇ki tane bezi bir kete yapacağım. Yani toplamda 12 tane böyle büyük büyük ketelerimiz olacak. Evet, bezemin bu şekilde altını üstünü unlayarak hamurumu açıyorum. Hamurun kıvamı gerçekten o kadar güzel oldu ki beni hiç yormadan çok kolay bir şekilde, bakın oklavanın üzerine çok bastırmadan çok kolay bir şekilde açılıyor. İsterseniz biraz daha küçük de açabilirsiniz arkadaşlar. Eğer e, hamur açma konusunda deneyiminiz yoksa biraz daha küçük de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hatta dediğim gibi hamur açma konusunda yere acemiyseniz büyük küçük de olsun, biraz yamuk yumuk olsun, hiç sıkıntı değil. Emin olun bu tarifte her şekilde çok lezzetli olacaktır. Evet bu şekilde hamurumu büyütüyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle tek tarafından oklavama sarıyorum kendime doğru çekiyorum ve hiçbir şekilde e, oklavanın üzerine bastırmadan çok pratik bir şekilde hamurum açılıyor Evet arkadaşlar ben arka katına sürmek için 125 gram margarini erittim ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim margarin böyle hamurumuza e, lezzet verecek bu yağ ise ketelerin böyle kat kat olmasını sağlayacak Evet bu şekilde karşılıklı iki tarafını katlıyorum arkadaşlar bu tarifin en önemli püf noktası her katına mutlaka hazırlamış olduğumuz yağlı sostan sürmemiz gerekiyor ki böyle arasının kat kat olması için birinci hamurumu bu şekilde katladım İkinci hamurumu da şöyle öne alıyorum yine aynı şekilde yağı çok fazla sürmenize gerek yok arkadaşlar şöyle fırça her tarafına değsin yeterli birinci hamurumu şöyle tam ortasına yerleştiriyorum. Yine her katına mutlaka yağ sürüyorum. Bakın arkadaşlar çok fazla yağ sürmüyorum. Sadece fırçamı her tarafına yağlı olan fırçayı her tarafına değdiriyorum yeterli. Evet görmüş olduğunuz gibi iki tane hamurdan iki tane bezeden bir tane kete yaptık. Bu yağlama aşamasını bir kez daha göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle birazcık da yakından. Birinci hamurumu görmüş olduğunuz gibi çok fazla olmadan yani yağlı Fırçayı her tarafına değdirecek şekilde her katına mutlaka sürelim. Daha sonra bu şekilde dörde katlıyorum. Bakın her katlamamda her katına mutlaka hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Daha sonra yine ikinci hamurumu şöyle e, yine her tarafına yağı sürüyorum arkadaşlar. İlk hazırlamış olduğum hamurumu tam ortasına yerleştirdim. Yine her katına sürerek dörde katlıyorum. Evet bu şekilde şekil verdikten sonra bu arada iç harcımız da soğumuş oluyor bütün e, hamurlara şekil verdikten sonra ben şöyle dolabımın alt tarafında bir 10-15 dakika kadar yağların donmasını bekledim yağlar donsun bu yağın akışkanlığı gitsin arkadaşlar evet şöyle ilk hamurumu alıyorum bu aşamada merdane veya oklava kullanmayı hiç gerek görmedim bakın bu şekilde zaten çok kolay bir şekilde sadece parmak uçlarınızı kullanarak hamur çok kolay bir şekilde açılıyor isterseniz Tabii ki küçük oklava da kullanabilirsiniz hazırlamış olduğum iç harcını şöyle tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum bakın arkadaşlar önce iki katını katlıyorum daha sonra yine karşılıklı iki tarafında katladıktan sonra şöyle üzerine biraz bastırarak e, ters çevirdiğimiz zaman içerisindeki un harcı dökülebilir ters çevirerek yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Şöyle bir kez daha yakından göstermek istedim arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlardan şunu duyuyorum işte veya soran arkadaşlar oluyor. Merdane veya oklava kullanırsak kete kabarmaz mı? Hayır. Sadece oklavayım veya merdaneyi ketenin üzerinde çok gezdirmeyin. Bir iki aşamayla, üç aşamayla açarsanız eğer hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. İstediğiniz gibi kabarabilir da hemen belirtmek istiyorum Arkadaşlar ben bu tarifimde bir tane bir paket kurumaya kullandım Aslında bu tarifin hakkı bir buçuk veya iki paket mayadır ben çok fazla ketelerimi kabarmasını istemiyorum biraz çörek edi aslında keteler hazırladım Hani biraz daha böyle çıtır olmasını istedim nedenle de mayalandırma yapmadım arkadaşlar. Eğer ketelerinizin böyle e, çok daha güzel kabarmasını bu tariften keteler yapıp da çok böyle kabarmasını yumuşacık olmasını istiyorsanız bir buçuk paket veya iki paket kurumaya kullanabilirsiniz veya yarım paket yaşmaya da kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde bütün ketelerimi şeklini verdim arkadaşlar şekilde fırın tepsime yerleştirdim. Şöyle elimizle e, şekilleri de verebiliriz. Çok böyle büyük bir ketelerimiz oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yamuk yumuk olabilir. Kenarı hiç sıkıntı değil. Bu şekilde elimle. Elinizde bu şekilde çok kolay bir şekilde şeklini verebilirsiniz. Bu şekilde hepsi de e, aynı ebatta olacaktır. Daha sonra yüzeyine sürmek için ben 2 adet yumurta sarısını ayırmıştık yumurtanın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı da sütü ilave edip karıştırdım ve her tarafına değecek şekilde ketelerimi yüzeyine sürdüm arkadaşlar ben şöyle jilet ile şekiller verdim arkadaşlar isterseniz çatalla da şekiller verebilirsiniz veya hiçbir şekilde şekil vermeseniz de çok güzel olacaktır ve üzerine ben susam ve çörek otu ile süsledim arkadaşlar istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz Evet, biraz önce de söylemiştim. Ben ketelerimin böyle kabarmasını istemiyorum. Bu yüzden bir mayalandırma süresi yapmadım. Bu aşamayı da sizinle paylaştırmak istedim arkadaşlar. Fırın çekiminde ketelerin ne kadar böyle içini çekerek piştiğini görüyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi ketelerim pişti. Ben ketelerimi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında bir 35 dakika pişirdim. Süresi fırından fırına fark gösterebilir arkadaşlar. Mutlaka bakın bu şekilde... E, ketelerin altı üstü güzelce kızarana kadar pişirin. Evet arkadaşlar biraz önce de söylemiş olduğum gibi biraz mayasını birazcık farklı yaparsanız ve bir e, mayalandırma süresi yaparsanız bu keteleriniz rahat 3 katı olacak şekilde kabaracaktır. Şöyle ikinci tepsimi de aynı şekilde gösterdikten sonra iç kıvamını iç dokusunda birazdan sizinle paylaşacağım. Bu arada tariflerimi denersiniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet sevgili arkadaşlarım şu şekilde ketemi tam ortadan bölerek iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli yapımı bir o kadar pratik. Kesinlikle denenmeye değer bir tarif arkadaşlar. Evet iç dokusu da bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.